Seda hocam tanıttı ama ben de kısaca bahsetmek gerekirse şu an Sobi Otizm Vakfı eğitim direktörüyüm. Aynı zamanda özel eğitim bölümünde doktora eğitimini tamamlamaya çalışıyorum diyeyim. Çok fazla vaktinizi almadan sunumumu paylaşayım. Oldukça fazla video var. Umarım herkes bilgisayardan net bir şekilde izleyebiliyordur. Çünkü daha çok böyle uygulamanın içinden videolarla anlatmaya çalışacağım. Epey katılım var. 120 kişi civarı gözüküyor şu anda. Umarım sınıflarınızda uygulayabileceğiniz, sizler için yararlı bir eğitim olur diyeyim ve çok uzatmadan başlayayım. Bugün etkinlik çizelgelerinden bahsedeceğiz. Etkinlik çizelgeleri özellikle benim otizmli çocukların eğitiminde en sık kullandığım öğretim yöntemlerinden biri. Gerçekten her yaş grubunda çok fazla işlevsel şekilde kullanılabiliyor. O nedenle özel eğitim öğretmenlerinin bilmesi ve uygulaması bence çok kritik, çok önemli. O yüzden bu fırsatı verdiği için Seda Hoca'ya ben ayrıca teşekkür ediyorum. Direkt konuya girecek olursak etkinlik çizelgesi nedir dediğimizde bireyi aslında bir dizi etkinliği yerine getirmeye yönlendiren fotoğraf ya da sözcük setidir diyoruz etkinlik çizelgesinin tanımı olarak. Bunu açacağım birazdan ne demek istediğimi daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Bayağı da katılım var aynı zamanda. Bir yandan da onları kabul ediyorum. Ben Kusura bakmayın aksamalar için. Öyle mi? alıyorum Ayfer Hocam. Sen sunumuna odaklanabilirsin. Tamam, tamamdır. Otizmli bireylere başkalarının verdiği yönergelere bağlı kalmadan, yani onları bağımsız bir şekilde becerileri ya da günlük etkinlikleri kendi başlarına yapmalarına yardımcı oluyor etkinlik çizelgeleri. Neden kullanıyoruz? Avantajı ne? Bir kere bağımsızlık kazandırıyor. Yani kimseyi bir sözel yönergeye, bir öğretmene bağımlı yapmıyor. Seçim yapmayı öğretiyor, sosyal etkileşime yönlendiriyor ve aynı zamanda doğal bir süreç. Bunların hepsini açıklayacağız. Mesela doğal bir süreç derken etkinlik çizelgelerine karşı en büyük argüman yani eleştiri genelde şeydir. Etkinlik çizelgeleri işte bireyi robotlaştırıyor, otizmli çocuğu böyle bir şeye bağımlı kalıyor. Çocuk ondan başka bir şey yapamıyor gibi algılıyor genelde öğretmenler ya da aileler. Ancak bu değil. Mesela bu benim bizzat İstanbul metrosunda çektiğim bir asansör kullanma etkinlik çizelgesi. Aslında tüm insanların doğrudan hayatlarında kullandığı bir çizelge. Ya da bu internetten Aferin hocam. Şu an ilerletiyor musun acaba slaytını? şu an doğal bir süreçtir yazıyor olması gerekiyor. Yazmıyor. Tekrar. Bazen şey yapıyor, evet. Zoom'da bazen sıkıntı olabiliyor. Yanlardan ilerletebilir misin hocam acaba? Bir daha bakayım. Şimdi az önce olmuş. Şimdi ilerledi. Şimdi oldu galiba, değil mi? İlerledi. Tamam. Şimdi Şimdi en nedir başta. dediğimizde bunları bahsetmiştim. Zaten bunları ben anlattım. Avantajlarında bağımsızlık kazandırır, seçim yapmayı öğretir, sosyal etkileşime yönlendirir ve doğal bir süreçtir dedik. Mesela bu benim İstanbul metrosunda çektiğim bir fotoğraf. Ya doğrudan İstanbul metrosunun asansör kullanma talimatı aynı zamanda bir etkinlik çizelgesi aslında. Ya da bu bir tavuk sote tarifi. Bunu aslında yapmaya çalışırken bir etkinlik çizelgesini takip ediyor insanlar ve tavuk sote yapıyor. Bu bir programı bilgisayara kurmak için herkes için geliştirilmiş bir çizelge. Yani bunu takip ederek bilgisayarınızda bir program kurabiliyorsunuz. Bu da aslında IKEA gibi demonte ürünler aldığınızda onun yanında verdikleri yine bir etkinlik çizelgesi örneği. Yani burada şunu demeye çalışıyorum. Aslında etkinlik çizelgeleri bizim hayatımızda zaten çokça var. Yani herkes kullanıyor. Mesela bu mantı tarifi. Mantı yapmak için ben genelde buna bakıyorum. Ancak otizmli bir çocuk söz konusu olduğunda bunu biraz yapılandırmak gerekiyor. Tabii bu yapılandırma çocuğun düzeyine göre değişkenlik gösteriyor. Mesela çocuk okuma yazma biliyorsa bu şekilde yazılı, bilmiyorsa resmi yapmamız gerekiyor. Ya da çocuk biraz daha ağırsa belki biraz daha yapılandırıp nerede kaldığını unutmaması için şu şekilde sembollerden, pullardan yararlanmasını isteyebiliyoruz. Aslında bunun üçünde de mantı yapılıyor. Üçü de bir yemek tarifi kitabı, üçü de aynı zamanda bir etkinlik çizelgesi. Yani etkinlik çizelgesini doğal hayatta biz de çok fazla kullanıyoruz. Ancak otizmli çocuklar için biraz yapılandırmak gerekiyor sadece. Aynı zamanda sadece böyle mantı yapmak, işte diş fırçalamak, tıraş olmak gibi
becerilerde değil, gününü planlamak için de etkinlik çizelgesini kullanıyor. Şimdi Seda Hoca sabah kalktığında şunu kafasında planlayabiliyor. Ben bugün evi süpürmem lazım çıkmadan önce. Sonra biraz egzersiz yapmam lazım, spor yapmam lazım. Akşam için yemeği de hazırlayayım, öyle çıkayım. Akşam da biraz son makaleme bakmam lazım, çalışmam lazım şeklinde o günkü etkinliklerini kafasında planlayabiliyor ve bu plana sadık hareket edebiliyor. Ancak otizmli çocuklar bu tarz bir planlama, yani gününü planlama, yani kendini yönetme yapamadıkları için aslında biz etkinlik çizelgesi yardımıyla diyoruz ki Ahmet bak önce evi süpür, sonra derslerini çalış, sonra egzersiz yap, sonra yemeğini yap, sonra dinlen gibi bir etkinlik çizelgesiyle onu yönlendirebiliyoruz. Sunumun en sonunda da bir yetişkinle aslında gününü nasıl planladığını etkinlik çizelgesi de sizlere göstereceğim. Yani çizelgelerle genel olarak böyle bir günü planlıyoruz, birbirinden farklı etkinliklere geçişi öğretmeye çalışıyoruz ya da bu tarz bir beceriyi parçalara ayırarak çocuğun yemek yapmasını, duş almasını, onun dışında bulaşıkları yıkamasını gibi becerileri öğretebiliyorsunuz etkinlik çizelgeleriyle. Etkinliklerin sıraya koymaya, yeni beceriler öğrenmeye, ev becerilerini tamamlamaya ve etkileşime girmeye, iş için gereken temel becerileri geliştirmeye kadar birçok noktada etkinlik çizelgelerini kullanabiliyoruz. Peki neden kullanıyoruz? Yani etkinlik çizelgesi olmadığında çocuk ne yapıyor, olduğunda ne yapıyor? Bunu bir videoyla paylaşmak istiyorum sizinle. Bu Ezgi, benim eski çalıştığım bir kurumdaki öğrencimizdi. Burada mesela etkinlik çizelgesi olmadığında Ezgi ne yapıyor? Buna bir bakalım. Diş fırçanı al. Diş fırçanın kapağını aç. Diş macunu al. Diş macunun kapağını aç. Diş macunun diş fırçana sür. Diş macunun kapağını kapat. Diş macunu yerine koy. Fırçanı Çok ıslat. fazla video var. Sonuna kadar izletmeyeyim. O yüzden çok fazla vaktinizi almadan. Şimdi bir etkinlik çizelgesi olmadığında öğrenci sürekli şunu bekliyor. Birinin hadi diş fırçanı al, hadi macunu sür, hadi Ezgi, hadi suyu aç, hadi ellerini yıka, hadi yüzünü yıka demesini bekliyor. Bu yönergeye çocuk sürekli bağımlı kalıyor. Ve aslında biri öğretim yapacaksa, özellikle mesela diş fırçalamayı öğreteceksek, burada şunun sıkıntısını çok fazla yaşıyoruz. Herkes aynı yönergeyi aynı şekilde vermiyor. Özellikle anneler sürekli tekrarlayan yönergeler veriyorlar. Hadi, hadi, hadi yap, hadi, hadi sürekli tekrarlıyor. Öğretmenler daha kısa, net konuşuyor. Baba biraz daha otoriter olduğu için anneye göre sert konuşuyor. Ve çocuk aslında diş fırçalamaya her gün çalışırken birbirinden çok fazla farklı kişilerden farklı şekilde yönergeler alıyor. Peki etkinlik çizelgesi olduğunda ne yapıyor? Gördüğünüz gibi bir etkinlik çizelgesi varlığında çocuk herhangi bir yönergeye bağlı kalmadan şu an öğretim aşamasında olduğu için öğretmen hemen arkasında ama bir süre sonra bu öğretmen yavaş yavaş araya mesafe koyacak ve çocuk hiç kimseye bağımlı kalmadan birinin hadi diş macununu aç, hadi suyu aç, hadi dişine fırçala demesine gerek kalmadan çocuk burada diş fırçalamayı öğrenmiş olacak. Aslında etkinlik çizelgesinden beklediğimiz de tam olarak bizim bu. Peki neler öğretilebiliyor etkinlik çizelgesiyle? Serbest zaman becerilerini, öz bakım becerileri, oyun becerileri, günlük yaşam, günlük rutinler birçok beceriyi öğretebiliyoruz. Tabii ki ilk öğretim zamanında
doğrudan çok karmaşık becerileri. Hadi yemek yapmayla başlayalım. Hadi diş fırçalamayla çizelgeyi öğretelim. Yapmıyoruz. İlk olarak çocuğa çizelgenin mantığını öğretmek gerekiyor. Bunu da öğretmek için çocuğa aslında çizelgeleri sevdirmek gerekiyor. Çizelgeleri sevdirmek için de genelde ilk çizelge olarak biz çocuğun sevdiği, yapmaktan keyif aldığı etkinlikleri sıraya koyarak başlıyoruz. Yani çocuk kaydıraktan kaymayı seviyor, boyama yapmayı seviyor, oyun hamurunu ve puzzle'ı seviyorsa bu dört etkinlikle öncelikle çizelge takip etmeyi öğretiyoruz. Yani bu ilk başlaysa kaydıraktan kayıyor, ikincide ise boyama kitabında boya yapıyor, oyun hamuruyla oyun oynuyor ya da puzzle'ını tamamlıyor. Bunların hepsini tamamladığında çizelge bitiyor. Çocuk bu serbest zaman etkinlik çizelgesini yerine getirdikten sonra artık normal ders çizelgelerine geçmeye başlıyoruz. Çok uzun bir video ama buradan sadece kısa bir parça izleteceğim. İzletmeyi sevdiğim bir yer var. Şurası. Şimdi bu normal oyun salonunda bir etkinlik çizelgesi kullanım örneği. Çocuğun bağımsız yapamadığı yerlerde öğretmen ipucu veriyor. Ama sonra zamanla kendini siliklleştiriyor. Mesela ilk olarak çocuk beyzbolla top attı. Kaldırdı ve çizelgesine döndü. Çizelgeden tüneli gördü. İkinci aşamayı yaptı. Yine çizelgesine döndü. Basket attı. İkinci son olarak da kaydıraktan kayıp tekrar çizelgesine döndü. Aslında burada öğretmenin yaptığı şey çocuğun sevdiği etkinlikleri sıraya koyarak etkinlik çizelgesi takip etmeyi öğretmeye çalışıyor. Bunu öğretmeye çalışırken de aslında bu tarz kutuları da biz kullanabiliyoruz. Özellikle derse geçtiysek. Mesela işte çocuk soldaki gördüğünüz kırmızı kartı alıp kırmızı klasör, kırmızı top kartını alıp kırmızı magazinliğe koyuyor. O magazinlikten çıkan etkinliğini yapıyor. Sonra sayfayı değiştiriyor. Bir sonraki sayfada sarı top çıkıyor. Sarı topla eşleyip onu alıyor. Yani illaki doğrudan bir etkinliğe, şu videodaki gibi bir etkinliğe ulaşmasına gerek yok. Doğrudan bir materyale de ulaştırabiliyorsunuz. Bu kutuların içinden de ipe boncuk dizme çıkıyor. Çocuk neyi seviyorsa, çivi tahtası çıkıyor. Oyun hamuru çıkıyor, oyuncak araba çıkıyor. Ne seviyorsa o şeyler çıkıyor ve bununla ilk olarak etkinlikleri sıraya koyma. Yani bir etkinlik çizelgesini takip etmeyi öğretiyoruz otizmli öğrencimize. Şimdi bu çocuğun düzeyine göre farklılık gösteriyor. Bu yeni başlayan 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında bir çocuğun çizelgesi ama şu an burada 150 kişi var ve eminim okuma yazma bilen çocuğu olan öğretmenler var aramızda. O tip öğrenciler için ise böyle daha çok yazılı etkinlik çizelgeleri. Şu tarz çizelge havuzları koyabilirsiniz. İçlerinden çocuğun sevdiği bulmaca yapma, sudoku yapma, işte çizgi çizme gibi beceriler çıkabilir. Soldaki A5 klasörde gördüğünüz takip etmesini yarayan şey. Mesela en üstte soru sorma yazıyor. Çocuk soru sormayı alıyor, gidiyor magazinlikten soru sorma
programını alıyor, çalışıyor, bitince bir sonraki sıraya geçiyor gibi. Çok farklı etkinlik çizelgesi örnekleri var burada. İşte bu tamamen çocuğunuzun bireysel farklılığına göre, ilgisine göre değişebiliyor. Yani burada hayvanları seven bir öğrenci için öğretmeni hayvanları yapmış. Sol en alttakinde çizgi film karakterlerini seven bir öğrenci için öğretmeni çizgi film karakterlerinden yapmış. Okuma seviyorsa, yani okuma biliyorsa bu ikinci resimdekini yapıyor, yapmışlar. Telefonla arası ise bir cep telefonu kullanıyorsa bu üçüncü resimdeki gibi çizelgesini cep telefonuna ya da tablete yapabiliyorsunuz. Mesela burada yine bir etkinlik çizelgesiyle etkinliğin takip etme var. Öğretmen bitti diyor. Çocuk kaldırıp bir sonrakini alıyor. Şu an etkinliği bitmiş. Kaldırıyor çizelgesini. Bir sonraki resmi alıyor. Ve içindeki materyale bakıyor özellikle sevdiği bir etkinlik diye. Bunu artık götürüp o etkinlik çizelgesindeki muhtemelen renkler çalışıyorlar ya da Lego'dan model yapmaya çalışıyorlar. Bunu tamamlıyor. Bir de şunu söylemek istiyorum burada. Şimdi bu kızı görünce aklıma geldi. Şimdi etkinlik çizelgelerinin böyle potansiyel faydalarında bağımsızlık kazandırır diyoruz. İşte seçim yapmayı öğretir diyoruz ama aslında literatürde çok geçmiyor ve benim çok bizzat yaşadığım bir şey, problem davranışları inanılmaz azaltıyor. Neden azaltıyor? Şimdi mesela bu çocuk Eskişehir'den bir öğrencimizdi bizim. İnanılmaz derecede ders yapmayı sevmeyen, derste problem çıkartan, sürekli annesine gitmek isteyen, eminim bunu, bu özellikleri anlatınca aklınızda canlanan bazı öğrencileriniz vardır. Bir an önce bitireyim de gideyim, hemen böyle cekete gideyim, çantamı alayım modunda olan öğrenciler var. Mesela bu öğrenci onlardan biriydi. Biz bu etkinlik çizelgesini yaptık ve aralara, bazı sayfalara ödüller koyduk. Yani çocuğun hiç beklemediği sayfalarda bazen şey çıkıyor, cips çıkıyor, bazen salıncak çıkıyor, bazen oyun hamuru çıkıyor. Ve bu aslında ona çok eğlenceli geldi. Bir de şu onu çok rahatlattı. Ne zaman eve gideceğini biliyor burada. Yani en son sayfada annesinin resmini gördüğünde eve gidiyor. O yüzden bu onun kafasında o kadar net ki, yani öğretmen bitti dediğinde değil ya da ne zaman çalacağını bilmeye diye bizi çaldığında değil. Gerçekten annemin resmini göreceğim ve bitecek diyor ve bu onu inanılmaz rahatlatıyor. O noktada problem davranışlarını çok fazla azalttı. Devam edersek mesela bu Rumet diye bir öğrencimiz, cep telefonundan etkinlik çizelgelerini takip etmeyi öğrettiğimiz bir öğrenciydi. Rumet kimseye bağımlı kalmadan okula geldiğinde o gün çalışacağımız bütün programlar zaten cep telefonunda, özellikle iPhone'un notlar kısmı, pardon, anım satıcılar kısmını çok fazla kullanıyoruz çizelge için. Çünkü onun böyle solunu tıkladıkça bir önceki ders gidiyor ve gün sonu hepsini temizleyip bir sonraki güne hazır hale getirebiliyorsunuz. Bu çocukta da bunu kullanıyorduk ve o gün ne yapacaksa, işte klavyede mi çalışacak, öğretmeniyle sohbet mi edecek, gidip çay mı içecek, her şey onun içinde vardı. Ve bu Rumet için çok netti. Yani sabah 8'de 9'da okula geliyor, o gün ne yapacağı bütün programı cep telefonunda ve kimseye bağımlı kalmadan akşam 3'e kadar bütün etkinliklerini Rumet yerine getirebiliyordu. Bu noktada ciddi anlamda, özellikle söz konusu otizmli bir çocuksa, gerçekten çok rahatlatan bir etkinlik oluyor. Beceri öğretiminden bahsettik. Yani etkinlikleri sıraya dizmenin dışında, işte buradaki Rumet'teki gibi, işte önce klavye çalışayım, sonra dil bilgisi çalışayım, sonra çay içeyimin dışında bir de beceri öğretebiliyoruz etkinlik çizelgesiyle. Mesela bu soldaki bir tıraş olma etkinlik çizelgesi. Çocuk buradaki aşamaları tamamen kendi başına takip ederek tıraş olmayı öğreniyor. İşte tıraş makinesini al ve çalıştır diyor. Sağ faullerinin altını tıraş et diyor. Sonra kontrol et diyor. Sol faullerinin altını tıraş et diyor. Ve zamanla biz burayı, aslında amacımız bağımsızlaştırmak. Nasıl bağımsızlaştırıyoruz? Şuradan bir kalem alayım. Beyaz, siyah bir kalem. Şöyle bağımsızlaştırıyoruz. Bakayım, içeri çekme.
çocuğun öğrendiği aşamayı bu şekilde ortadan kaldırıyoruz. Çocuğun öğrendiği aşamayı bu şekilde ortadan kaldırıyoruz. Öğretmen bunu biraz da kendi yapıyor. Bakıyor şu aşamada artık gerek yok diyor, kaldırıyor. Artık burada bağımsızlaştı diyor. Doğrudan sakalı bittiğinde bıyığa geçiyor diyor, kaldırıyor. Ve en sonuna geldiğinde artık sadece bu tıraş olma ipucunu gördüğünde çocuk tıraş olabiliyor hale geliyor. Ve aslında burada etkinlik çizelgesi bize bir beceriyi öğretmemizi sağlıyor. Beceri analizi nasıl öğretiyoruz? Aslında beceri analizi buradaki bütün özel eğitim öğretmenlerinin bildiği bir karmaşık beceriyi birden fazla parçaya ayırdığımız olay. Mesela ayran hazırlama için ne yaptığımız, yaptığımız tüm aşamaları böyle bir kenara not alıp onları da aslında bilgisayarda alt alta dizdiğimizde bir etkinlik çizelgesi ortaya çıkıyor. Bu çocuğun düzeyine göre eğer okuma yazma bilmiyorsa buradaki tüm aşamaları fotoğraflıyorsunuz. Yani sürahiyi aldığı bir fotoğraf. Bardağa su koyarken bir fotoğraf. Kepçeyi de yoğurt koyarken bir fotoğraf. Eğer çocuk okuma yazma biliyorsa fotoğrafa gerek yok. Zaten alt alta yazdığınız takdirde bu karşınıza çıkıyor etkinlik çizelgesi olarak. Mesela bu Ceyda. Ceyda da bizim eski çalıştığımız kurumda bir öğrencimizdi ve ciddi anlamda ağır düzeyde diyebileceğimiz otizmli bir öğrenciydi. Yani gerçekten fotoğrafı eşleme dışında tane kavramını bile öğretemedik. Az sonra bir video gelecek. Taneyi öğretemediğimiz için iki şeker al koy diyemiyoruz mesela. Bir şeker alıyor koyuyor. İkinci sayfada bir daha şeker resmi var. İkinci şekeri de alıp koyuyordu. O kadar ağır düzeyde bir öğrenciydi. Ama sadece çizelge takip ederek 20-25 tane yemeği kendi başına yapabilen bir çocuk haline geldi. Aslında bu baktığınızda hem ailenin çok ciddi anlamda iş yükünü alıyor. Hem ailenin iş yükünü aldığı için anne rahatlıyor. O sırada başka bir şeyler yapmaya zaman kalıyor. Hem de çocuğu meşgul ediyor. Şimdi Ceyda o gün yemeği kendi çizelgeyi takip etmeden yapsa anne yapacak artı Ceyda ile ilgilenecek birine ihtiyaç var. Ama Ceyda yaptığı için orada boş zamanı kalmıyor Ceyda'nın ve aslında doğrudan stereotiplerini azaltan bir olaya dönüşüyor. Mesela burada iPad'den fotoğrafla etkinlik çizelgesi takip ediyor Ceyda ve tüm aşamaları takip ederek ortaya bir salata çıkartıyor bu şekilde. Yine burada portakal suyu sıkabiliyor. Bunların hepsini Ceyda bağımsız bir şekilde yapıyor. Burada da Türk kahvesi yapıyor. Türk kahvesini şimdi videosunu izleyeceğiz zaten. Bunu bir izleyelim. Bu biraz hızlandırılmış bir video. Bir kongrede sunmak için hızlandırmıştık. 3 dakika ama aslında tam olarak bir etkinlik çizelgesi kullanım örneği. O yüzden sonuna kadar izletmek istiyorum. Mesela bir fincan çıkarttı. İkinci resimde bir daha fincan var. İkinciyi de çıkardı. Burada mesela taneyi öğretemediğimiz için hepsini tek tek koymamız gerekti. Ancak ona rağmen çok iyi düzeyde. Yani etkinlik çizelgesine zaten çok sağladık. Çizelgedeki tüm aşamaları zaten yerine getirebiliyor. Ve böyle bir kızın ben yani 25-30 tane yemek yapabileceğini hayal edemezdim etkinlik çizelgeleriyle tanışmadan önce. Şu an kahvenin olmasını bekliyoruz. Kahve olduğunda topluyorum. Mesela burada küçük bir karıştırdı.
Burada da mesela kahveyi ikram ettikten sonra artık ortalığı topluyor. Yani tüm aşamalarıyla etkinlik çizelgesiyle mesela bezde siliyor. Sonra gidip kahvesini içiyor. Yani tüm aşamalarıyla bir beceriyi en başından en sonuna kadar öğretmek mümkün. Yine bu da bizim Sobe Vakfı'nda yaptığımız bir çalışma. Yumurta kırmayı öğretiyoruz. Bu oldukça uzun bir video. O yüzden böyle biraz sara sara öğreteceğim. Mesela buraya geldiğimizde ikinci aşamayı görüyor. Mesela bu Ceyda'nın aksine okuma yazma bilen bir çocuk olduğu için artık yazılı etkinlik çizelgesine geçmiş öğretmenleri. Çocuk okuduğunu anlayabildiği için burada okuyor aşamaları. Aslında tam olarak bir yemek tarifi okuyor. Ve yemek tarifindeki tüm becerileri yerine getirerek kendisine bir yumurta hazırlıyor. Sonrasında yumurtayı alıp yiyor. Aslında bu yaştaki otizm çocukların artık en gerekli becerisi diyeyim. Yani ailelerin en büyük derdi. Bu çocuk evde yalnız kaldığında kendi başına açıp bir yumurtasını kırabilir mi? Bir tostunu yapabilir mi? Karnını doyurabilir mi oluyor? O noktada gerçekten etkinlik çizelgesine sadık bir çocukla her türlü yemeği öğretmeniz mümkün. Yani bizim mesela vaktimizde şu anda yumurta yapma, kek yapma, sufle yapma, tatlı yapma gibi pek çok beceriyi çizelgelerde çalışıyor öğretmen arkadaşlar. Aynı zamanda iç programlarına çizelgeler hazırlıyor. Yani bu çocukların yaşı büyüyor ve yaşı büyüdükçe artık bir işe girmeleri, bir istihdam programlarına dahil olmaları gerekiyor. Mesela bu Oğuzhan çizelgesini takip ederek bir lavaboyu idare etme, aslında bir otel personeli olarak yetiştirmeyi planlıyorduk. Burada işte sabunlar dolumu kontrol etme, peçeteler dolumu gerekiyor mu, tuvalet kağıdını takma, aynaları silme gibi becerilerini yerine getiriyor. Yine burada rumet kişisel bakımını kendi yapabiliyor. Yani sabah geldiğinde okula ilk olarak yüzünü yıka, dişini fırçala, tıraş ol, bunların hepsini çizelgeyle yapıyor. Hatta çizelgenin içinden çizelge çıkıyor. Mesela çizelgede tıraş olmaya İşte birinci aşama lavaboya git. İkinci aşama yüzünü yıka. Üçüncü aşama diş fırçalama çizelgeni al oluyor. Diş fırçalama çizelgenin içinden diş fırçalama çizelgesini alıyor ve ona devam ediyor. Diş fırçalama çizelgesinin sonunda işte çizelgene dön diyor. Oradan tekrar tıraş olma çizelgesini alıyor gibi. Çizelgeler böyle çocuğu tamamen kimseye bağımlı kalmadan, bir öğretmen başında beklemesine gerek kalmadan öğretim yapabiliyor, çocuğu bağımsızlaştırabiliyor. Aynı zamanda hobileri öğretiyoruz çocuğa. Yani illaki bir beceri ortaya çıkmasına gerek yok. Gerçekten otizm çocukların boş zamanlarını değerlendirme çok kıymetli, çok değerli. Ailelerin en büyük sıkıntısı bu çocuklar boş zamanda ne yapacaklarını bilmiyor oluyor. O noktada Lego'dan model yapmadan tutun, işte ebru sanatını yapmaya kadar, cam boyamaya kadar her şeyi çizelgelerle yaptırabiliyorsunuz. Aynı zamanda çizelgeler sosyal etkileşime sokabiliyor otizm öğrencileri. Bunu nasıl yapıyor? Cuma günü replikli öğretimden bahsedeceğiz. Orada zaten vurgulayacak bunu anlatan arkadaş. Çizelgeden mesela bir replik çıkıyor. Bana silikon ver. Bana silikon ver. Al bakalım senin adına. Çizelgeden çıkan repliği karşısındaki öğretmene tekrar ettiğinde de öğretmen oradaki isteğin neyse onu karşılıyor ve aslında çocuğa şunu öğretiyoruz. Ya bak sen istek bildirebilirsin. Bak illaki buradan çıkmasına gerek yok. Bana jelibon ver diyebilirsin. Aslında öğretmiş oluyoruz. Çizelgelerle öğrencileri birbiriyle etkileşime girmeyi öğretebiliyoruz. Yani
Mesela Ozan'ın çizelgesinden Ezgi çıkıyor ve diyor ki hadi git Ezgi'yi Scrabble oynamaya davet et. Ya da Rumet'in çizelgesinden Rıdvan Hoca'sının fotoğrafı çıkıyor. Hadi git Rıdvan Hoca'nı çay içmeye davet et. Hadi git Cem'i PlayStation oynamaya davet et gibi çizelgeler aslında çocukları birbiriyle etkileşime girmeye de yönlendirebiliyorlar. Mesela bu yine bizim Sobe Vakfı'nda yaptığımız iki tane küçük çocuğun birincisi soldaki artık mezunumuz oldu. Sağdakini de çok yakın zamanda mezun edeceğiz. Birbiriyle sohbet etmeyi öğretiyoruz burada çizelge sayesinde. Birbirlerine soru soruyorlar ve sorulara cevap veriyorlar. Aynı zamanda da Togi de kullanıyoruz tabii burada. Gibi etkinlik çizelgeleri aslında bu iki çocuğun birbirine etkileşime girmesine, soru sormasına, cevaplamalarına, buradaki roller değişiyordu her gün. Vesile oluyor, aracı oluyor bu etkinlik çizelgesi materyal. Nasıl öğretiyoruz etkinlik çizelgesini? Yani doğrudan çocuğa al bu etkinlikleri takip et dediğimizde çocuk böyle şey çıkmıyor. Yani direkt oradaki yazılan şeyi yapmaya başlamıyor. Onun nedeniyle ilk öğretim sırasında yanlışsız öğretim yöntemlerinden birini kullanıyoruz. Aşamalı yardımla etkinlik çizelgesinin öğretimini yapmamız gerekiyor. İlk etapla birebir hemen arkasında duruyor öğretmen ve elinden tutup bileğinden tutup işte sıradaki etkinlik neyse onu işaret edip ya da bu bir kutuysa onu aldırtıp zamanla sunmuş olduğu ipucunu aşamalı olarak geri çekiyor. İşte ilk zamanlar doğrudan elinden tutarak yaptırırken zamanla kendini silikleştire omuzdan yardıma en sonunda gölge olmaya ve bir süre sonra en başta o videoları izlerken dediğim gibi uzaktan takip etmeye çalışıyor. Hatta biz bir süre sonra şunu istiyoruz vakfımızda. Yani çocuk mutfakta bir etkinlik çizelgesi yardımıyla mesela yumurta yapıyor. İstiyoruz ki öğretmen orada olmasın. Uzaktan izlesin. Çocuk gerçekten bağımsız bir şekilde o yumurtasını yapabiliyor mu? O bulaşığını kaldırabiliyor mu? Yaptığı yumurtayı yiyebiliyor mu? Bunların hepsini tek başına bağımsız yapmasını ölçüt olarak kabul ediyoruz. Çok çeşitli çizelge örnekleri var. Yani bu illaki işte bazı tanımlar şey diyor. A5 klasörde A5 poşet dosyaya takılı olan resimleri takip etmesi falan deniyor ama bu değil çizelge. Yani çizelge aslında çocuğu bağımsızlaştıran sözcük ve fotoğraf setidir. Bunu siz nasıl kullanırsanız, bu aslında öğretmenin yaratıcılığına kalmış biraz. Bu duvara da bir pano asabilirsiniz ve çocuk oradan da takip edebilir. Bir cep telefonunda da olabilir. A5 klasörde de olabilir. Sayfa sayfa hatta çocuk okuma biliyorsa bir deftere her sayfasına bir dersin adını yazarak bile yapabilirsiniz etkinlik çizelgesini. Bunlar farklı etkinlik çizelgesi örnekleri.
Bu işte farklı etkinlikleri sıraya dizen, bir iPad'den takip edilen etkinlik çizelgesi. Bu bir makarna etkinlik çizelgesi. Çocuk bunu izleyerek makarna yapıyor. Tik atıyor burada mesela. Bu bulaşık makinesi kullanma etkinlik çizelgesi. Bu bir sabah rutini yapma. Bakım kutunu al, lavaboya git, elini yüzünü yıka, dişlerini fırçala, saçlarını tara aşamalarını çocuk çizelge yardımıyla yapabiliyor. Bu yine bir ders etkinlik çizelgesi. Saat saat bölmüşler. Mesela 9'da 10.30 arasında bunu yapıyor, 10.30'da 11.15 arasında bunu yapıyor gibi. Bu da köfte tarifi, biraz daha az yapılandırılmış bir etkinlik çizelgesi örneği. Mesela bu seçmeli bir etkinlik çizelgesi. Çocuk soldakilerden istediğini alıyor ve o dersini bitiriyor. Bu görseller de muhtemelen dersiyle ilgili etkinlikler. Yani şu soru sorma, şu sohbet etme, bu arkadaşıyla oynama gibi anlamlar yüklemişler. Bu da seçmeli bir etkinlik çizelgesi ama soldakinin aksine resimli değil yazılı bir etkinlik çizelgesi örneği. Bu da etkinlik çizelgesi. Bunun farkı artık çocuğa burada gömülü olarak yazı yazmayı da çalışıyorlar. Yani çocuk aşağıdan saat seçiyor, yukarıya da saat yazıyor. Aslında gömülü olarak yazı yazmayı etkinliklerin arasında serpiştirmişler. Bu işte Lego'dan model yapmayı öğrettikleri bir etkinlik çizelgesi iPad'den. Bu demin de vardı. Sabah rutini tamamlama. Mesela burada beceri öğretimiyle ilgili çizelgeler var. Şunu özellikle birkaç kere vurguladım. Soldaki çizelge resimli, sağdaki yazılı. Mesela bu ikisi birebir aynı çizelgeler. Yani soldakiyle aslında tıraş olmayı öğretiyorsunuz çocuğa. Çocuk bu çizelgeyi takip ederek tıraş oluyor. Resimleri takip ederek, sayfaları çevirerek. Sağdaki ise yazıları takip ederek dişini fırçalıyor. Yani ikisi de aslında aynı amaç uğruna yapılmış çizelgeler. Bunların farklı olmasının nedeni sağdaki çocuk okuma yazmayı biliyor. Soldaki okuma yazmayı bilmediği için görselleri takip ediyor. Burada şunu da yapabilir öğretmen. Mesela görselin altına yazısını da yazabilir. Ve zamanla şunu amaçlayabilir. Ya ben bu resmi sileştireceğim zamanla ve çocuk aslında tıraş makinesine al yazısını gördüğünde tıraş makinesini almayı öğrenecek. Aslında burada gömülü olarak görsel okuma da çalışabilir öğretmen. Mesela sol alttaki yine kahve yapma resimli. Bunun aynısını yazılı da yapabilirsiniz. Resim yazı birleşik de yapabilirsiniz. Bu daha küçük çocuklar için yapılmış bir etkinlik çizelgesi. Çocuk resmi alıyor, kutunun üstüne yapıştırıyor ve hangi kutuysa onu götürüp o etkinliği yerine getiriyor. Burada zamanla tabii ki çizelgenin formatı değişiyor. Yani çocuk resimle eşlemeyi öğrendiği zaman öğretmen şunu diyor. Ya tamam artık resimle resme eş diyor bu çocuk. Artık resmi gördüğünde gidip bulmasını istiyor. Yani resmi taşımasını istemiyor. Burada da aslında bilişsel bir beceri çalışıyor. Artık akılda tutmaya çalışıyor. Ya da şu kutunun üstündeki tüm resimleri kaldırıyor bir süre sonra. Bu A5 klasöre etkinlikle ilgili bir resim koyuyor öğretmen. Ve çocuk etkinlikle ilgili resmi görüyor. Gidiyor kutuların içine bakıyor. Hangisi? Aslında resim nesne ilişkilendirme çalışıyor. Yani biz etkinlik çizelgesini amaçlayarak bir yola çıkıyoruz ama etkinlik çizelgesinin içine görsel okumayı gömebiliyorsunuz, resim nesne ilişkilendirmeyi gömebiliyorsunuz, resim resme eşlemeyi gömebiliyorsunuz. Şeylerin içinde çok fazla sayıda gerçekten beceri çalışabiliyorsunuz. Bir el kaldıran var. Seda Hocam direkt şimdi alalım soruları. Hocam siz bilirsiniz. Mikrofonları açık yani eğer söz verirseniz. Yani direkt istiyorsanız sorabilirsiniz. El kaldıran birini gördüm ama. Mikrofonunu açık hocamızın. Tamam süper. Burada yine bir etkinlik çizelgesi farkı var. Gördüğünüz gibi bunlar hep artık öğretmenin yaratıcılığına kalmış. Yani öğretmen artık şunu yapmıyor. Ya ben tamam çocuk artık yazıları eşliyor, sıradakini buluyor. Artık etkinlik çizelgesini öğrendik kaldıralım demiyor. Çeşitlendirmeye çalışıyor. Burada neden çeşitlendirmeye çalışmış? Burada bir eğitsel uyarlama var mesela. Her becerinin sonunda bir yıldız kazanıyor çocuk. O beceriyi tamamladığında mesela Lego'yu yapmış, yıldızını almış. Kategoriyi yapmış, yıldızını almış. Nesneyi yapmış, yıldızını almış. Ve hepsinin başında şu solda bir kalemi alıp işaretleyeyim burayı. Şöyle yapayım. Mesela şu solda hepsi için ayrı bir pekiştireç belirlemiş öğretmen. Bunlar her beceri için bir yıldız. Muhtemelen şunu yapmaya çalışmışlar. Bu benim öğrencim değildi ama yorumum şu.
Her beceriyi tamamladığında, yani tüm yıldızları kazandığında bir ödüle çıkıyor çocuk. Aslında burada bir eysel uyarlama var. Bak sen hepsini düzgün çalıştın. Eğer mesela rengi çalışırken bir stereotip yaptıysa, bir davranış problemi çıkardıysa, artık o noktada öğretmen doğrudan şeyi yıldızı kazandırmıyor ve neye yol açıyor? Çocuk ödüle ulaşamıyor. Bir süre sonra çocuk buradan şunu öğreniyor. Aslında ben bütün becerilerimi, bütün etkinliklerimi davranış problemi çıkarmadan, ellerimi sallamadan, kendimi tekrar etmeden yapmam gerekiyor. Bunu yaptığım zaman artık ödüle ulaşabiliyorum diyor ve buradaki yıldızları toplamaya çalışıyor. Yine bunlar farklı etkinlik çizelgesi örnekleri. Mesela soldaki Emre'nin çizelge örneği, Emre okuma yazma bilen bir çocuk olduğu için çizelge havuzundan, telefondan takip ediyordu Emre. Çizelge havuzundan hangi ders geldiyse onu alabiliyor. Sağdaki yeni okumaya başlamış, kelime düzeyinde okuyabilen bir çocuğun etkinlik çizelgesi. Sağdaki, en sağdaki Kadir'in etkinlik çizelgesi yazan, yine buraya gömülü olarak aslında yazı yazmayı almışlar. Sağ en alttaki resimli bir etkinlik çizelgesi. Bu şekilde çeşitlendirebiliyorsunuz çizelgeleri. Yazılı olması zorunlu değildir. Bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü bu çok karıştırılıyor. Mesela bu ikisi de birebir aynı çizelge. İkisi de spor çizelgesi. İkisinde de koşu bandını 10 dakikaya kur yazıyor. Sağdaki okuma yazma bilmeyen bir çocuk için ilk timer resmi var. Timer resmini gördüğünde çocuk timer'ını başlatıyor, diğer sayfaya geçiyor ve timer çalana kadar koşu bandında gidiyor. Soldakinde de timer'ı şu kadar dakikaya kur ve koşu bandında koş diyor ve onu yapıyor. Yani çocuk okuma yazma bilse de bilmese de etkinlik çizelgesinden çok rahat bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Ve burada bir de şunun örneğini vereceğim. Bu benim bir süre beraber aynı evde yaşadığım bir otizmli öğrenci. Haftada 2 gün bir evde ev arkadaşlığı yapıyorduk. Ve bu çocuk işte yemeğini yapabiliyor, viladasını yapabiliyor, kek yapabiliyor, işte alışveriş yapıyor, kafede sipariş veriyor, fotokopi çekiyor, sinemaya gidiyor, iş görüşmesine gidiyor. Buradaki her şeyi etkinlik çizelgesi sayesinde yapıyor. Yani gerçekten bir etkinlik çizelgesi bir çocuğu bağımsızlaştırabilir mi? Bir bireyi bağımsızlaştırabilir mi? Ben bunu bizzat görmüş biriyim. 20 yaşında bir genç becerilerin hepsini öğrendi. Artık çizelge kullanmasına gerek kalmadı demedik. O çizelgeyi artık evine aktardık ve evinde gerçekten kendi hayatını idame ettirecek düzeyde çizelgeleri aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Bu mesela Cem'in etkinlik çizelgesiydi. O gün evde kaç saat kayılıyorsak ben sadece şuna karar veriyordum. Cem, bugün 20 program çalışacağız. Bütün gün kalacaksak. Eğer 3 saat kalacaksak Cem 5 program çalışacağız. Ben sadece şu sağdan program sayısını belirliyordum. Bu renklerin bir anlamları var. Mesela kırmızıları sevmiyordu. Kırmızılarda yerleri süpürme, toz alma, yemek yapma var. Onun dışında mesela şeyleri seviyordu. Şu turuncuları seviyordu. Tavla oynama, alışveriş yapma, PlayStation yapma. Ama şey biliyordu. Bir sarı koyduysam bir pembe koyacağım, bir kırmızı koyduysam bir mavi koyacağım ve o kurala bağlı kalarak o gün evde kaç saat kalacaksak, ben kaç program çalışacağız diyorsak, Cem onu diziyordu ve ondan sonra gerçekten evde birbirimize hiç muhatap bile olmuyorduk. Cem kendi başına, işte mesela buradaki becerilere baktığımızda çöpleri kontrol edebiliyor, dinleniyor, alışveriş yapıyor, toz alıyor, yerleri süpürüyor, vileda yapıyor, bulaşık makinesini yerleştiriyor, PlayStation oynuyor, tavla oynuyor, portakal sıkıyor. Yani bunları aslında normal bir birey bile bir günde birçoğunu yapmıyordur. Cem her gün bunları çizelge sayesinde yapabiliyordu ve tam bağımsız bir şekilde. Mesela çizelge neye yarıyordu? Çizelge ilk bu şekilde programlarını seçiyor. Sonra telefonuna giriyor. Sonra bakıyor ne yapmam gerekiyor. İlk çöpleri kontrol et yazıyor. Sonra gidiyor çöpü alıyor ve çöpü atıyordu. Ve bu şekilde çizelge onu yemek yapmaya, iPad ile oynamaya, yerleri süpürmeye, kek yapmaya, vileda yapmaya, yaptığı keki yemeye kadar her şeyi gerçekten çizelgeye yönlendiriyordu. Ve zamanla çizelgeleri silikleştiriyorduk. Yani şunu yapıyorduk. Mesela ilk etapta alışveriş yapmak 12 basamaklı bir etkinlik çizelgesiydi. İşte Cem montunu giy, cüzdanını al, markete git, elmanı al. Bunların hepsi bir basamaklı ve bunları biz zamanla silikleştirdik. Sonra işte portakal sıkmak için meyve sıkacağını çıkar, fişini tak, portakalı soy, bir
aşamaydı bunlar. Bunların hepsini silmiştik ve en sonunda şu kaldı. Hem meyve alışverişini yap, meyveleri sık, bulaşığı yerleştir. Sadece en son 3 tane ipucunu kullanarak buradaki bütün aşamaları yerine getirebiliyordu Cem. Yeni beceriler de öğrenmeye devam ediyordu. Onu nasıl yapıyorduk? Zaten bir çizelge kitabı vardı şu şekilde. Mesela ben yeni bir beceri olarak pilav yapmayı mı alacağım? Pilav yapmamın bir çizelgesini oluşturuyorum. En başta göstermiştim size örneklerini. Mesela burada da var, yine tam orada da. Bu çizelgeyi de P harfine koyuyordum. Cem bakıyor, çizelgesinden pilav yapmayı mı gördü? Direkt gidiyor, bilmediği bir şeyse çizelge kitabından P harfini açıyor, pilav yapmayı alıyor ve çizelgeyi takip ederek pilavını yapıyordu. Bir süre sonra artık pilav yapmaya bakmasına gerek kalmadığını fark edip ya da ben fark edip bazı yerlerini silikleştirerek sadece pilav yap ipucunu gördüğünde pilav yapabiliyor hale geliyordu Cem. Ve bu şekilde yeni beceriler öğrenmeye devam ediyordu. Ve çizelgesinde şu da vardı mesela. Her cuma çarşafları değiştirir. Her perşembe yerleri süpürür. Her pazartesi faturalarını öder gibi görevler vardı. Ve o çizelgesindeki görevleri yerine getirerek tamamen gerçekten bana hiç ihtiyacı kalmadan çizelgesini takip ederek bir evde yaşıyordu. Hatta ben bazen şey yapıyorum. Acaba ben varım diye mi bunların yerine getiriyor? Ve yere ona çaktırmadan kenara köşeye biraz tuz serpip evden çıkıyordum. Cem ben işte markete gideceğim diyordum. Bir sonraki etkinliği mesela yerleri süpürme. Geldiğimde gerçekten o görmesi mümkün olmayan tuzların, şekerin, çayın süpürüldüğünü görüyordum. Gerçekten o çizelgeyi evde kimse olmasa da uyup sıradaki etkinliklerini takip edebiliyordu ve o onun kafasını çok netleştiriyordu. Yani gerçekten şey, böyle o gün ne yapacağı belli, planı var, programı var, ne zaman PlayStation oynayacağı belli, ne zaman müzik dinleyeceği belli, yemeği ne zaman yiyeceği belli. Ve bu otizmli bir çocuk için çok değerli bir rutin. Yani o belirli olma rutini gerçekten ona huzur veren bir şeydi. O noktada çizelgenin gerçekten yetişkin bir insan nasıl yönettiğini ve nasıl rahatlattığını bizzat yaşadım. Aynı zamanda biz işte de çizelgeleri kullanıyorduk. Öncelikle işte bütün etrafındaki insanlar çizelgelerin ve pekiştireçlerin nasıl kullanıldığını biliyordu. Bunlar normal personel, sağdaki şu alkış yapan arkadaş. Onlar çizelgelerin ne olduğunu öğrendikten sonra biz tamamen işten çekildik. Ve bu iki genç, iki farklı, hatta üç farklı kişi gidiyordu. Birazdan Ozan'dan da bahsedeceğim. Çizelgeleri takip ederek bir işte çalışıyorlardı. Bir kargo şirketinde çalışıyorlardı. İş yerindeki personeller çizelge hakkında bilgi sahibiydi. Çizelgeleri sıkıntısız takip ettiğinde çocukları pekiştiriyorlardı. Çizelgelerde hiçbir sıkıntı olmadığında, doğrudan pekiştirildiğinde ödüle çıkıyordu çocuklar. Gün sonunda kahve kazanma, her cumanın sonunda sinemaya gitme ya da iş arkadaşlarıyla birlikte yemeğe gitme gibi farklı ödüller kazanabiliyorlardı. Tabii çizelge gerçekten bireysel. Yani her çocuğun ihtiyacı farklı. O noktada mesela bu örnek çok yerine oturuyor. Şimdi Cem, soldaki öğrenci, hiçbir şekilde molaya çıkmak istemeyen, bütün işini birden bitirmek isteyen bir çocuk. Yani 500 tane kargo paketi var, 500'ünü de yapayım ve eve gideyim modundaydı. Ama gerçek mesai, real hayat buna uygun değil. Yani 8-5 çalışması gerekiyordu. Cem için biz molalara şey yaptık, çizelgesini. İşte 50 paket çalış, 5 dakika mola ver. 50 paket çalış, 10 dakika çay iç gibi bir çizelge yaptık ve onun molaya gitmesini teşvik ettik. Sağdaki ise Oğuzhan, zaten oturuşundan da belli, böyle tam olarak çalışmak istemeyen, sürekli kaçan, işte tuvalete gider, tuvaletten gelir dinlenmeye gider, dinlenmeden gelir susadım der, böyle bir çocuktu ve personeller de gerçekten Oğuzhan'a kıyamadıklarından izin veriyorlardı. Oğuzhan'ın çizelgesinde şunu yaptık. Molaya çıktığında bir çizelge yaptık. İlk lavaboya git, sonra suyunu iç, sonra çayını iç, sonra dinlen, sonra gel. En azından ustası şeyi biliyordu. Ya Ozan bunların hepsini yaptı, şu an kaçmak için yapıyor. Biliyordu ve bu bize gerçekten büyük fayda sağladı. Birden fazla iş öğrettik bir çocukla çizelgeyle ve en sonunda aslında hangi işte başarılılar, hangi iş onları mutlu ediyor, bunu karar verip bunların içinden hangisinde başarılıysa ona gitmesini sağladık.
Ve o işte gerçekten kendilerine bir yer yaptılar. Mesela burada Cem'in bir çalışma ortamının videosu var. Yanındaki normal bir personel ve Cem artık bu normal personelden daha hızlı düzeyde çizelgelerini tamamlayabiliyordu. Burada ilk zamanlar çizelgeyle öğrettik. Burada yaptığı bütün işleri çizelgeyle öğrettik. Ve sonrasında çizelgeyi silikleştirdik. Artık bir işte bağımsız bir şekilde çalışabiliyordu. Ve bu gerçekten böyle otizmli bir çocuk çalışmış olsun diye değil, gerçekten orada çok büyük fayda sağlayarak çalışıyordu. Mesela farklı bir kağıt çıktığında fotokopisi çekmesini gerektiğini gerçekten çizelgeyle öğretmiştik. Ve bunu artık çizelgesinin yokluğunda da yapabiliyor şu anda sergiliyor. Ve bu şekilde Cem normal bir birey gibi çizelgesi olmadan, buraya kadar çizelgeyle öğrettik ama artık çizelgesi olmadan bütün işlerini kendi başına yapabiliyordu. Bunun dışında toplumsal ortamlarda çizelgede pek çok beceri öğrettik. Mesela bu Ezgi'ye hasta olduğunda ailesini arayabilmesini, yanlış otobüse biniyordu bazen, yaşam koçunu aramayı, çizelgeyle öğrettik. Kaybolduğunda konum atmayı, işte yaşadığı bir problemde şefini aramayı yine çizelgeyle öğrettik. Alışveriş yaparken etkinlik çizelgelerini kullandılar. Markette alışveriş yaptılar. Sonra genellemesini kıyafet alışverişi için farklı bir ortamda, gerçekten bir kıyafet mağazasında denedik. Bunların hepsini çizelgeyle öğrendiler. ATM kullanmayı öğrettik. Eğlence parkına gidip işte gondola, çarpışan arabaya binmeyi çizelgeyle yine öğrendiler. Yine valiz yapmayı, yolculuk yapmayı çizelgeyle öğrendiler. Tam 1 saat oldu ve hızlıca 1 saatte çizelgeleri anlatmaya çalıştım. Çok karışık olmamıştır umarım. Oldukça fazla kapsamlı bir konu ve çizelge gerçekten çok geniş bir konu. Yani biz şurada hızlıca tekrar örneklendireyim. Burada 3 yaşında bir çocuğa da çizelge yapmaktan bahsediyoruz. Çocuğu bağımsızlaştırmak için. Öbür taraftan 25 yaşında bir çocuğa işte de çizelge yapmayı öğretmeye çalışıyoruz. Bir başka taraftan bir beceri öğretmeye çalışıyoruz. Öbür yandan etkinliklerini sıraya dizmeye, gün içindeki farklı etkinlikleri birbirine bağlamayı öğretiyoruz. Çok böyle bağımsız konularda ve farklı şekilde. Fotoğraflı olabiliyor, seçmeli olabiliyor, yazılı olabiliyor, telefondan olabiliyor, iPad'den olabiliyor. Ama genel mantığını oturttuğunuz zaman onun dışındaki her şey öğretmenin yaratıcılığında bitiyor. Yani öğretmen onu istediği kadar çeşitlendirebiliyor. Bunu telefon uygulaması da kullanabiliyor. Ve telefon uygulamaları sürekli değişiyor. Yeni bir mobil uygulama çıkıyor. Onu da çok daha rahat kullanabiliyorsunuz. Mesela o noktada biz Story Creator, şuraya yazayım, ve Little Story Creator'ı çok kullanıyoruz. Bu iki program iOS tabanlı tabletlerde var ve çok faydalanıyoruz. Onun dışında varsa sorunuzu alabilirim. Umarım de tekrar dediğim gibi yararlı olmuştur. Eğer yine farklı bir sorunuz olursa aklınıza sonradan gelen ya da uyguladığınız bir yerde sıkıntı yaşadığınız aklınıza gelmedi, bana maille ulaşabilirsiniz. Maillere dönüş yaparım. Hocam iyi akşamlar. Ben bir soru sorabilir miyim? Merhabalar, tabii ki. Teşekkürler öncelikle hocam. Birkaç tane sorum var ama ben arkadaşların zamanını da çok almak istemiyorum. Eğer şey olursa soru yoğunluğu lütfen Seda hocam beni uyarsın. Hocam PEX yöntemiyle etkinlik çizelgelerini aynı diyebilir miyiz? Bunların ikisi için de aynı şey Yok. diyebilir miyiz? Şöyle, PEX yönteminin amacı çocuğa aslında istek bildirmeyi öğretmektir. Ve aslında resimli kartlarda çocuk PEX'te resmi alır ve karşısındaki kişi